15 Temmuz provokatörleri MOBESE'de. Hastaneler eldivene muhtaç hale geldi. İki Mehmetçik donarak şehit oldu. Yazıcıoğlu ailesinin destici öfkesi. Akademide felaket ve sefalet derinleşiyor. Haftanın özeti başlıyor. Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak bölgesinde sürdürülen terör operasyonlarından çok üzücü bir haber geldi. İçişleri Bakanlığı Jandarma Özel Harekat Timindeki askerlerimizden ikisinin donarak şehit olduğunu açıkladı. Öleceğiz, Allah'ım öleceğiz, vallahi öleceğiz. Operasyonun sürdürüldüğü bölgeye sevk edilen helikopterle donma tehlikesi geçiren 3 asker de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 3800 rakımlı üst bölgesinden video paylaşan askerlerin feryadı da sosyal medyaya düştü. İnanılmaz bir hava var. Dünyanın en yüksek üst bölgelerinden birindeyiz, hatta en yüksek üst bölgesi diyebiliriz. Bir asker, yıl 2018, donuyoruz, ellerimi hissetmiyorum, hakkınızı helal edin diye paylaşımda bulundu. Rasyon 3400. Soğuk yanılmaz. Şu anda elimi hissedemiyorum. Geri dönemezsek hakkınızı helal edin. Sarıkamış faciasından 104 yıl sonra yaşanan skandal büyük infiale yol açtı. Sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiren ve çok daha ağır hava şartlarında askerlik yaptıklarını anlatan birçok kişi, askerlerin yetersiz kıyafet ve teçhizatla araziye gönderilmelerini eleştirdi ve İçişleri Bakanı başta olmak üzere sorumlulara istifa çağrısı yaptı. Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Şahik Akaraca tarafından yazılan doktora tezinde faşist diktatör Hitler sosyalizmin kurucusu olarak gösterildi. Hatayı tezin danışmanından jüri üyelerine kadar kimse de fark etmedi. Olayın sosyal medyada öğrenilmesinin ardından özellikle jürinin bu tezi nasıl kabul ettiği tartışma konusu oldu. Bir Gün gazetesi yazarı Erk Aceler, 15 Temmuz'un içinde yer aldığı ortaya çıkan Sadat ve başkanının terfisiyle birlikte o gece yola çıkarılan askeri öğrencilerin davaları ve yaşananları kaleme aldı. Havarp Okulu öğrencilerinin davasındaki delilleri ve olay anındaki soru işaretlerine açıklık getiren Aceler, Orhanlı'da yaşananlarda askeri öğrencilerin dışında bir yapının atışlarının MOBESE ve mahkeme kayıtlarına girdiğini de anlattı. Askeri öğrencilerin ve komutanlarının olaylardan habersiz olduğuna dair davalarda ciddi deliller ortaya çıktığını aktaran Aceler, Orhanlı davası avukatlarınca mahkemeye sunulup savcı ve heyet tarafından biz izledik, değerlendirmeye gerek yok denilerek çekmecede tutulan 4 MOBESE kaydındaki görüntüler, askerin sivillere ateş açtığı iddiasını tamamen çürütüyor. Görüntülerde askerler halk içinde yürüyor, ateş yok, çatışma yok. Vatandaşların arasından sakince geçiyorlar. Onları gören vatandaşlar da araçlarına biniyor. Tam o anlarda askerler ve sivil halk yere yatıyor. Sağ taraftan peş peşe gelen ışıklarla ateş edildiği anlaşılıyor. Sonra ışıklar arka arkaya sol taraftan da görülüyor. Halka arkası dönük olan bir asker diz çöküp ışıkların geldiği yere doğru nişan alıyor. Hedef küçültüp aynı yere doğru nişan alarak ilerliyor sözlerini kullandı. Videolar, ses kayıtları ve silahlar, cemaatçiler, darbe karşısında durarak yaşamını yitiren sivillerle askerler. Özneler sadece bu kadar mıydı? Görüntüler öyle değil diyor. Emir komutanın önemi ve buna rağmen susuzluğun dikkate alınmaması ve TSK'da gerçekleştirilen yeniden yapılanma bize yaradı. Zorlandığımız pek çok şey bu yapılanma ile gerçekleşti, rahatlığıyla söylenen sözler diye yazan Aceler, ordu boşaltıldı, acaba nasıl yeniden dolduruluyor diye sordu. Darbe davaları başladığından beri gizli tanık ve itirafçılık mekanizmasında yaşanan skandalları köşesine taşıyan gazeteci Müyesser Yıldız, kararlarda en temel delil sayılan Baylok, HTS, KOM, MASAK analiz raporlarının da 3 aylık kurslarla bilirkişi unvanı verilen personele yaptırıldığını ve binlerce kişinin yıllarca hapiste kalmasına veya işinden olmasına yol açtığını hatırlattı.
Dijitaller üzerindeki incelemelerin genel olarak suç unsuru olarak nitelendirilen belli başlı kelimelerin aranması şeklinde yapıldığına dikkat çeken Yıldız, bilgisayar incelemelerine ait çok sayıda raporda kartal anlamına gelen Eagle aratılırken internetten indirilmiş ve adında Eagle geçen kartal fotoğrafları için bilir kişilerin Eagle kalıntısı bulunmuştur dediği görüldü. Bankasya'da hesabı olmayan birisinin de bilgisayarında Masak raporuna göre 3 yıl öncesine ait Bankasya kalıntısı bulundu. Nasıl mı? Bilir kişiler hesabı olmadığı halde döviz kurlarına bakmak veya herhangi bir başka nedenle ilgili bankanın web sitesine girmeyi bile suç unsuru saydığı için sözlerini kullandı. AKP iktidarının sebep olduğu ekonomik kriz gün geçtikçe büyüyor. Ödenek sıkıntısı nedeniyle ameliyatların aksadığı haberleri Sağlık Bakanlığı tarafından yalanlanmasına rağmen Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nden gelen haber yaşanan son durumu ortaya koydu. Ameliyat olacak hastaların yakınlarından solunum devresi ve eldiven istendiği ortaya çıktı. CHP milletvekili Ahmet Kaya da üniversite hastanelerinde medikal cihazların yıllık bakımları dahi yapılamıyor. Farabi Hastanesi'ne en son ziyaret ettiğimde onkoloji bölümünün asansörlerinin kırmızı etiketli olması dikkatimi çekti. Bu asansörlerin kullanılmaması gerektiğine ilişkin yetkililerle görüştüğümde asansörlerin bakımını yaptıracak para olmadığı söylendi. Üniversite hastanelerinin durumu içler acısı sözlerini kullandı. Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın eşi tutuksuz sanık Meral Boydak'ın Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. Üçüncü duruşması görülen davada duruşma savcısı Boydak'ın örgüt üyeliği suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi. Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Meral Boydak katılmazken avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla sanık avukatlarının mütalaya ilişkin savunma yapmak için süre istemeleri üzerine duruşmayı 20 Kasım'a erteledi. Heyet, Meral Boydak hakkında uygulanan adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasaklarının ise devamını kararlaştırdı. Olayın cereyan ettiği yer İstanbul'dur. Dolayısıyla bunun bu 15 artı 3 kişi 18 tutuklunun yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifimdir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e yönelik tutukladığınız 18 kişinin yargılanması İstanbul'da yapılsın diyen Recep Tayyip Erdoğan'a tepki göstererek "Beyefendi, onlar senin himayende yurt dışına çıktı." dedi. Bugün diyor ki beyefendi, efendim cinayet Türkiye'de işlendi, İstanbul'da işlendi, failler İstanbul'da yargılansın. Beyefendi, onlar senin gözünün önünde ve senin himayende yurt dışına çıktılar. Cemal Kaşıkçı'yı öldürmek üzere, öldürmek amacıyla Suudi Arabistan'dan ekip geliyor. Konsolosluğa yerleşiyor. Cemal Kaşıkçı konsolosluğa geldiği zaman öldürülüyor, öldürülüyor. Dünya medyasına yansıyor. Herkes öldürüldüğü konusunda artık ittifak ediyor, görüş birliği var. Peki ne oluyor arkadan? Öldürenlerin tamamı elini kolunu sallayarak Türkiye'den ayrılıyor. Katiller herkesin gözünün önünde, iktidar sahiplerinin gözünün önünde Türkiye'de özel uçaklara ve normal uçağa binerek Türkiye'den ayrılıyorlar. Kılıçdaroğlu, para yüzünden katilleri serbest bıraktılar ifadelerini kullandı. İşin ucunda para olunca bütün bunlar oluyor mu acaba? Memleketi bu hale getirdiler. Para yüzünden katilleri serbest bıraktılar. Para yüzünden. Para gelirse biz idare edeceğiz diye. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onuruyla, haysiyetiyle, şerefiyle oynamak. Türkiye'de 2 yıla yakın süre hapiste kaldıktan sonra serbest bırakılan Amerikalı rahip Andrew Brunson, tahliyesinin ardından ilk Türkçe röportajını verdi. Ben dedim, lütfen bir delil sunulsun. Bunları destekleyen, onların dediklerini kanıtlayan bir delil sunulsun. Bir fotoğraf, sesli kayıt, bir video kaydı, bir sosyal medyadan bir şey, bir telefon arama, HTS. Bunu desteklemeniz gerekiyor.
Amerika'nın Sesi için eşi Norin Brunson'la birlikte kamera karşısına geçen Andrew Brunson, büyük bir haksızlık yaşadığını söylerken eşi de kendilerine verilen tek cevabın kararı Ankara verecek ifadesi olduğuna dikkat çekti. Biz anlamıyorduk. Tek aldığımız cevap, yani biz sorduk ne var burada, ne oluyor, ne olacak falan. Alabildiğimiz tek cevap Ankara karar verecek. Ankara'dan cevap gelecek. Ama bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Korktuk. Gülen cemaati sempatizan olmakla suçlanarak hapse atılan, aralarında iş adamı memurların da olduğu farklı kişilerle aynı koğuşta kaldığını anlatan Brunson, benim gördüğüm hepsi adanmış Müslümanlardı sözlerini kullandı. Benim koğuşta tanıştığım insanlar, onlara baktığımda görüyorum ki aslında onlar bütün dünyaya yayıldı ve her yerde okul açıyorlar. Ve kendi İslam versiyonunu anlatmak istiyorlar herkese. Herkes sempatizan mı? Zannetmiyorum. Benim birlikte kaldığım polis memur vardı, başka memurlar vardı, öğretmen vardı, emekli memurlar vardı, iş adam vardı. Onlar beni teşvik eden, güçlendirmeye çalışan vardı. Gerçekten birkaç kişi buna özen gösterdi. Çünkü moralim çok bozuktu, psikolojim çok bozuktu. Ve bir emniyet müdürü vardı. O gerçekten bana çok yardımcı oldu. Bir iş adamı vardı. O bana çok yardımcı oldu. Aslında benim gördüğüm, yani hepsi adanmış Müslüman. Onlar inancını bana anlatmak istiyor. Ben inancımı onlara anlatmak istiyorum. Buradan da kalkın! Buradan da kalkın! Buradan da kalkın! Çalışmayın! Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili dönemin Kahramanmaraş Emniyet İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in yargılandığı davada gerginlik yaşandı. Yazıcıoğlu'nun eşi Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'nin üzerine yürüdü ve buradan kalkın diye bağırarak salondan kovdu. Buradan da kalkın! Buradan da kalkın! Buradan da kalkın! Çalışmayın! Yazıcıoğlu'nun AYP'de Destici'ye ahlaksız herif buraya ne yüzle geliyorsun sözleriyle tepki gösterdi. Olayların ardından Mustafa Destici salondakilere yanlış anlaşıldığına dair konuşma yaptı. Ancak konuşması partilileri daha da öfkelendirdi. Boş konuşuyorsun. Sen kışkırtıyorsun. Bu hale getiren sensin. Senin gibi kuvallar ve adil insanlar. Sensin. Senin gibi insanlar. Yerel mahkemenin Gülen cemaatinin sözde medya yapılanması iddiasıyla yargıladığı ve 160 yıl hapis cezası verdiği 25 gazeteci hakkındaki karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından onandı. Yaklaşık 1,5 yıldır devam eden ve gazetecilerin attıkları tweetleriyle yaptıkları haberlerden dolayı yargılandığı davada İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi 8 Mart 2018'de karar vermiş, gazetecileri silahlı terör örgütüne üye olmak iddiasıyla cezalandırmıştı. Mahkemenin verdiği kararları inceleyen İstinaf Mahkemesi de gazeteciler Abdullah Kılıç, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Kalyoncu, Cihan Acar, Habib Güler, İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Yakup Çetin ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun 6 yıl 3 ay, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammed Sait Kuloğlu, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyit Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız, Cuma Ulus ve Davut Aydın'ın 7 yıl 6 ay, Atilla Taş'ın 3 yıl 1 ay 15 gün, Murat Aksoy'un 2 yıl 1 aylık hapis kararlarını onadı. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü tarafından her sene yapılan Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi sıralamasında Türkiye 180 ülke içerisinde 157. sırada yer aldı. Afrika ülkesi Ruanda, Türkiye'nin bir sıra önünde bulunurken listede birinci sırayı Norveç aldı. Her yıl yapılan Özgürlük Endeksinin bir önceki yılki verilerine göre Türkiye 155. sırada yer alıyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp meslekten ihraç edilen Profesör Doktor Şakir Batmaz'ın Ankara'dan yetkisizlik kararıyla Kayseri'ye gönderilen dava dosyasıyla ilgili ilk duruşma görüldü.
Hakkında görev yaptığı Erciyes Üniversitesi'nde Fethullah Gülen'in tedavisi amacıyla genetik ve kök hücre tedavi merkezi kurulmasında müdahil olduğu yönündeki iddia bulunan Batmaz, "Benim uzmanlık alanım Osmanlı tarihidir. Oysa ki gen kök bir kök hücre merkezidir. Genetik bilimlerle alakam olması imkansızdır," dedi. Kayseri'de yürütülen başka bir soruşturmadan beraat ettiğini de ifade eden Batmaz, "Beraat kararımla birlikte yurt dışı yasağı şartım da kaldırılmıştı. İstesem yurt dışına çıkabilirdim ama yurt dışına çıkmayı hiç düşünmedim. Bir gazete yazarının köşe yazısıyla yeniden gözaltına alınıp tutuklandım," dedi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla tutuklu Şakir Batmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 28 Kasım'a erteledi. AKP'nin ret oyu verdiği emeklilikte yaşa takılanlar için araştırma komisyonu kurulması önergesinin mecliste grubu bulunan diğer partilerin oylarıyla görüşülmesinin kabul edilmesinin ardından evet oyu veren MHP söz konusu önergenin görüşmeleri sırasında tavrını değiştirdi. Kabul edilmiş. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, "Verdiğimiz taahhütün arkasındayız ancak iktidarla uzlaşma sağlanmadan yürümek doğru değildir," sözlerini kullandı. Takipçisi olmakla birlikte çözüm için... Yapılan oylamada MHP milletvekillerinin çekimser kalmasıyla önerge AKP oylarıyla reddedildi. Diyarbakır'da görev yaptıkları aile sağlığı merkezinden çıkan doktor ve hemşire sohbet ederek kaldırımda yürürken üzerinde durdukları zemin bir anda çöktü. Altının bir dükkanın uzantısı olduğu belirtilen yolun çökmesiyle çukura düşen ikili, yardıma koşan çalışanlar ve vatandaşlar tarafından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan iki kadın ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.